Açma lan, göt gibi kal. Alo. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Ben Fenerbahçe Hayatlarlar buyurun. Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ben. Alo. Sesim geliyor mu? Ben Fenerbahçe eski spor kulübü başkanı Aziz Yıldırım ben. Kim? Tam anlayamadım isminizi. Fenerbahçe eski spor kulübü başkanı Aziz Yıldırım ismi. Fenerbahçe Aziz Yıldırım. Eski başkan ha evet. Ha, buyurun buyurun. Tanıyor musun? Tanıyorum başkanım sizi, buyurun. Şimdi kardeşim, seni bu Fenerbahçe TV'de seni Ali Koç'la bir şeye koymuşlar. Bir konuşmaya koymuşlar. Sen Ali Koç'la telefonda mı konuştun? Ha, başkanım Ali Koç'la konuştum ben, evet. Şimdi güzel kardeşim, biz böyle arıyoruz biz böyle biz bunla bu arkadaşlarla iletişim kuruyoruz, anladın mı? Biz iletişim kuruyoruz. Şimdi Ali Koç'un aradığı şeyler, biz de arıyoruz yani. Anladın mı? Başkanım Aziz Yıldırım'la konuşuyorum değil mi şu an? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkan Aziz Yıldırım ben. Tabii, başkanım aradı beni Ali Koç. Bir tane Ne dedi sana? Sana ne dedi? bana şey diyor ya, neydi o, bir tane forvete küfür etmişim diyor. Senin diyor kamera şeylerin var diyor, kayıtların var diyor. Anladım. Sen küfür mü ettin kardeşim, evladım? Ha, başkanım ettim ya bir tane bu. Şimdi anladım. Ben önümüzdeki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağım. Anladın mı beni? Tabii, başkanım onu zaten, sen olmaya başkan zaten. Şimdi bu geldi böyle, taraftarları falan buluyor bu sosyal medya. Ben bilmiyorum kullanmayı. Twitter bu kullanıyor. Ben bilmiyorum kullanmayı. Ya başkanım arıyor beni gece vakti şeyde. Diyor işte sen benim forvetime. Ya ben dedim kötülüğünüzü mü düşünün ben sizin be dedim. Arıyorsun başkanım dedim, ben dedim, ben zaten dedim kaç senedir ben senden fazla fenerliyim dedim zaten. Adam. Şimdi bu biliyorsun, size Ali Koç yeni geçişlere takımı küme düşürüyor ya. Ali Koç pek Tabii bil tabii. Ben zaten kendisine söyledim başkanım, ona şey dedim. Dedim geçen sene geldim ben küfür ediyorum dedim, ben Fenerbahçe'ye küfür etmiyorum dedim sonuçta. Almışın dedim bir tane forvet kızan. Amına kulumun kızanın ayağı yok, bir şey yok amına kulum. Küme düşüyor takım geçen sene. Beterlikten ölüyorduk geçen sene başkanım. Evet, şimdi ben kulüpte benim eski çalışanlarla falan söyledim. Haksız mıyım ama başkanım şimdi? Tabii ki kardeşim, sen Bana kesinlikle. şey diyor bana. Ben diyor sana diyor mahkeme açacağım, para hazır. Dedim ben dedim Fenerliyim ben dedim, zaten sizin yanınızda yürüyorum bu yolda. Bana diyor senden Ya para bu hazır sen dedim. yapılacak iş değil yani. Hakikaten sen gerçek Fenerbahçe, sen Fenerbahçe taraf. Güzel kardeşim, güzel kardeşim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gerçek sahibi taraftardır. Peçete versene be amcık oraya. Peçete versene. Alo. Sikeyim seni yapacak şu be. Amını sikeyim, bir tane peçete koyacağım be. 10 senedir yanındasın amına koyayım, anlamıyorsun bu işi. İki tane peçete koysana. Ya amcık kızım, senin ananı sikeyim ben be. Yeter, bıktım senin artık amına koyayım. Anlamıyorsun bu işi amına koyayım. Alo. Alo, başkanım kusura bakmayın, ben dükkanım var bir tane de onunla ilgili Sen sıkıntı yaşandı. kokoreç mi yapıyorsun sen? Aynen başkanım, kokoreç dükkanım Şimdi var. ben takip edeyim. Ben kulüpte eski çalışanlar falan var. Ben baktım şimdi. Sana şey açtırmıyorum, tamam mı? Ben tazminat falan açtırmıyorum, tamam mı? Açtırma başkanım be, valla ben zaten Fenerbahçe'nin kötülüğünü düşünce ben zaten doğduğumdan beri Fenerbahçeliyim Yok ben ben. şimdi Kahvede kaç tane adam duydum amına kudum kızanlarını. Daha be şimdi kulüpte benim eski çalışanlarım falan var, tamam mı? İnternette Dostlar Kıraathanesi var. Ben orada kaç kişinin
belinde sandalyeyi kırdım burada amcık kızanları Fenerbahçe. Tamam sen şimdi çok sen çok küfür ediyorsun. Ali Koç beni arıyor. Diyor ki sen ben dedim ben Fenerbahçe'nin kötülüğünü düşünmüyorum. Şimdi ben dedim sen yokken ben bu takımın şeyindeydim dedim ben bu takım için neler yaptım dedim. Şimdi para diyor senden para alacağız diyor. Ya bunlar nasıl yönetim biliyor musun sen şimdi bak anlıyor musun beni bak buna anlıyorum başkanım ben valla anlıyorum ben bunlar şimdi bunlar transfer falan yapma paralar yok tamam mı bunlar benim gibi senin gibi değil yani bunlar arıyor taraftardan para alıyor tamam mı yok fena ol yapıyorlar yok. Abi tabi yardım şey yapıyor sanki biz amına koyayım şeyiz savaştan çıkmış şeyiz amına koyayım yani, yok diyor sen koskoca Fenerbahçesi mi neden yardım topluyorsun? Biz milletin 20 milyonda şey miyiz be? Yani bizi Galatasaray'dan Beşiktaş'tan... Başkanım valla bak bu kızan milletten herkesten para alıyor. Gidiyor tırçeyleri, yeni gelen topçuları hep bedavaya kovalıyor. Ben görüyorum ama sen bir yönetimi... Kimi aldıysak bedava yazıyor orada. Şeysiz yazıyor. Konuşturmuyor da amını siktim ben oğlum beni. Şimdi siz almışık işte. Neyi şimdi sen Fenerbahçe ben yiyeyim sen Fenerbahçe başkanlığı yaptın. Sen ben başkanlığımda hiç gördün mü yani Fenerbahçe? Ben görür müyüm ben sen kimleri getirdin bu takıma başkanım? Şimdi ben tekrar başkanlığa adaylığımı koyacağım tamam mı? Sen koy başkanım vallahi koy. Ya bu Aygoç bu ben beğenmiyorum zaten. Ben Fenerbahçe eski tamam mı? Akiti'ye gelmesi lazım ya. Yani. Burada bir şey sorma. Burada koskoca şeyle konuşma amına koyayım. Şimdi sen ben sana şey sormak istiyorum. Ben sana şey soracağım. Senin işini yap. Ben sana şey soracağım. Şimdi sen ben başkanlığa tekrar adaylığı koysa tamam mı? Sen bana oy verir misin yani? Ya başkanım biz bir şey yapamıyoruz ki. Yok şimdi o bütün taraftanlar açılıyor tamam mı? Eskiden şimdi sadece divan üyeleri oy kullanabiliyor tamam mı? Şimdi herkes kullanıyor şimdi. Şimdi artık öyle değil. Herkes verebiliyor mu Fenerbahçe? Şimdi 30 milyon Fenerbahçe taraftan tamam mı? Oy kullanıyor. Başkanım sen başka şey bu adayla çık. Ben amına koyayım bak götümü siksinler bütün ya bak, ama sen şimdi çok küfür ediyorsun tamam mı? Bir sakin ol bir bakalım. Bir falan. Önemli olan Fenerbahçe bak. Önemli olan ne zaman Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'nin önemli şeyim var bu dünyada. Aynen öyle. Şimdi ben 3 tane futbolcuyla anlaştım tamam mı? Mesut var. Mesut'u biliyorsun. Hangi bu şeyde Almanca olan kızım? Evet. Çok fena bir kızım. Asenal'de oluyor ben onunla anlaştım tamam mı? Tabii. Çok fena bir kızım. Ben onunla anlaştım. Ondan sonra şey var. Luka Modric. O kim mi başladın? Hırvatistan milli takımda oynuyor. Real Madrid'de oynuyor. Dermak'ta oynuyor. Çok güzel. Yine biraz yaşı ilerlemiş ama iyi futbol oynuyor tamam mı? Geliyor mu? O anlaştı. Ben imzaları attım bunları hepsine. Bunlar pahalı köpek bunlar. Bunlar pahalı köpek. Ben bunlara imzayı attırdım. Hepsi çok kolay işte tamam mı? Ben bunları attım. Ondan sonra başka kim geliyor biliyor musun? Bu Galatasaray Falcao'yu al biliyorsun sen Falcao'yu. Bilmiyorum bir tane forvet kızana. Aa o devre arasında sanki dünyayı aldı amcık. Devre arasında o Galatasaray'da atarsa 20 tane gol onu Fener'e geçeceğim tamam mı? Başkanım o insanı hiç amına kuzum şeyimiz yok. Ya bir bakalım bir göre bir gol atıyor mu atmıyor mu şimdi bu da bunu getirdi ama bir bakacağız yani. Bir tane şey var bizde Vedat bak o kızan fena. Ama Vedat'la Falcao beraber oynayacağız tamam mı? Kızan çok güçlü şeyim. Başkanım. Kuvvetli çocuk evet. Çok fenalık bir kızan yani o var ya. Kiremiz siker bana sana öyle söyleyeyim. Evet şimdi bu da hepsini yapacağım. Ben bir de başkanlık seçimlerinde senin gibi 4-5 tane daha arkadaş ihtiyacım var benim tamam mı? Başkanım sen söyle ne zaman olacak? Ben şimdi abi senin gibi 4-5 tane Aykoç'un aradığı böyle rahatsız ettiği kulübe hiç para istediği böyle tehdit ettiği tamam mı? Taraftarları falan. Benden para istiyor sanki ne alacaksın sen benden? Koskoca Fenerbahçe'yi geçen sene amcını sikti amcık. Sanki şey küme düşürüyordu bizi şeyde oynayacaktık. Beni arıyor sanki para istiyor. Dedim başkan dedim sen ne istiyorsun benden? Şimdi dedim sen benden ne istiyorsun dedim be. Amına koyayım kızanları Fenerbahçe'ye küfür ediyor her zaman. Onlardan istemez.
bütün Galatasaraylılar, öbür gün neydi o, Beşiktaşlılar hepsi küfür ediyor bize. E biz bir tane forveti küfür etmişiz, benden para istiyor. Şimdi bak sen benim de... Sen kimden para istiyorsun? Ben şimdi ben Aykoç'u böyle aradı 4-5 tane adamdan daha şey yaptı tamam mı? Bu da toplam... Ara başkanım ara, ben onunla da konuşayım. Şimdi ben seçim... Ben şimdi tamam dinle beni. Seçim kampanyası yapacağım zaman ben bu 4-5 arkadaşla ben seni de böyle bir televizyon programına çıkartacağım tamam mı? Programa tamam, ben... Gelelim başkanım işte. Beraber ben senin otel masrafın... Sen Hatay'da yaşıyorsun. Ben otel masrafı falan... Ben Hatay'dayım, ben Hatay'da. Ya ben bunları hepsi ayarlayacağım ben. Hepsi beni ayarlayacağım. Ben seni televizyon programı beraber program yapacağız tamam mı? İki saat. Senin Ali Koç'un böyle arada 4-5 tane daha adam var tamam mı? Onları böyle alacağım karşı koca size soracağım tamam mı? Sen kabul ediyorsun yani böyle beraberiz yani bu yolda. Doğru mu kardeşim? Başkanım arıyorsun sen beni, ben direkt o akşam otobüse attım geliyorum oraya. Ya tamam kardeşim o zaman anlaşalım. Ben yarın. Ali Koç beni arıyor Fenerbahçe şeyinden. Ben Fenerbahçe'nin şeyiyim kaç senedir. Arıyor benden para istiyor. Diyor ben sen bana küfür etmişsin. Ben diyorum sana küfür etmeyin, ben Fenerbahçe için ediyorum ben. Tamam şimdi ben yarın seni arayacağım. Ya şimdi toplantılarımız var bizim tamam mı? Ya, cuma... Geldi burada her yerde gazetelerde çıkıyor burada. Kendini tamam. Bir şey zannediyor. E amcık kendini bir şey zannediyorsun. Geçen takım küme düşürüyor, ne olacak? Ne düşürüyordun takımı geçen sene? Ya abi Fenerbahçe tarihinde küme düşmemiş. Nesin ediyor bize? Fenerbahçe tarihinde küme düşmemiş tamam mı? Bu yanlış bir seçim. Yani bu oldu. Şimdi ben yarın arayacağım seni. Ya cumartesi günü arayacağım seni tamam mı? Biz bunları konuşacağız. Seninle netleştireceğiz tamam mı kardeşim? Başkanım sen ne zaman arıyorsan ben hiç sıkıntı yok. Ve sen bana gel diyorsan ben de ben İstanbul'a gelelim. Tamam bunların hepsini yarın ayarlıyoruz o zaman. Arıyor. Biz arayalım kardeşim. Şimdi bunlar hepsini yarın ya da cumartesi günü ben seni arıyorum tamam mı? Bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. Ya başkanım sen beni arıyorsan bende sıkıntı yok. Daha ben arayacağım seni tamam mı yarın ya da cuma günü? Ben senden haber bekliyorum yani, sen beni ararsan ben oradayım yani. Tamam güzel kardeşim. Desteğin için sana teşekkür ediyorum tamam mı? Bu Fenerbahçe spor kulübü sahipsiz değil tamam mı, bu öyle bir ne? Aziz Yıldırım 20 sene ben 20 sene başkanlık yaptı tamam mı? Ben 20 sene başkanlık Fenerbahçe hiçbir zaman bu hale düşmedi. Bilmez miyim böyle, ben sen doğduğumdan beri... Ben bu takımı Roberto Carlos'a getirdim bu takımı tamam mı? Tabii hepsi var. Ben bu takımı daha iyi yerlere götüreceğim. Abi bir sene bir fren verdik, ikinci sene fren verdik ama bu üçüncü sene bu şekilde olacak anlama gelmiyor yani. Ben Fenerbahçe'nin değerini bilen bir adam. Olmaz başkanım, olmaz be. Tamam şimdi sana teşekkür ederim. Ben sana bir şey söyleyeyim bak, bu insanlarla hiç olmaz. Bunlar keramikçi insanlar, bunlardan bir şey olmaz. Tamam şimdi ben destek... Bu sene görürüz kim var be bu sene. İki maç kazandık gene. Herkes Fenerbahçe. Abi kim sen, var? Sen şimdi kanka. Abi millet amına kulum kızanları getiriyor kimleri? Dünya şeylerini getiriyorlar. Bizde bir tane yok be. Sen şimdi bu sefer Fenerbahçe'yi beğeniyor musun sen? Ya herkes beğeniyor bu takımı. Ama bak millete bak başkanım. Şimdi bak Galatasaray. Adam getirmiş bir tane şey. Dünya şeyi. Kızan çok şey. Falcao oynuyorsun sen. Falcao. Bir tane amına kulum çingenesini. Ben geçeceğim ama ben Fenerbahçe'ye geçeceğim ama o iyi futbolcu olsa. Getirelim tabi millet, herkes ama diyor o geldi bu geldi. E biz neredeyiz be? Bizde kim var, kim geldi? Ya bizden Berat falan. Berat Türkiye'ye geçen adam benim. Yo Türkiye ben ona Rize Spor'a ben getirdim onu. Anlamıyorum başkanım dedin ama. Vedat'ı biliyorsun sen Fenerbahçe. Evet bizim şey. Ha kuvvet Gojo. O Türkiye'ye ben getirdim. Ben Rize Spor'a ben getirdim onu. Ya tabii bunlar geliyor gidiyor ama bizim bir tane şey geldi. Hatta şimdi ben sen de bir şey söyle. Ben şimdi sen beni dinle tamam mı? Sen beni dinle tamam mı şimdi? Ben yarın ya da sonra şimdi ben şimdi bir dakika. Yarın ya da ondan sonraki gün mesela arayacağım tamam mı?
ara başkanım yani. Şimdi biz gideceğiz, seneye bir televizyon programı yapacağız, tamam mı? BSE uçak biletleri ve otel masraflarını karşılayacağım, tamam mı? Şimdi bunların arkasında BSE'yi arayacağım. Ben senden tek bir şey istiyorum. Yarın ya da ondan sonraki gün sen benim telefonlarıma cevap ver. Ben başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Başkanım sen beni ne zaman ararsan açarım. Tamam o zaman ben şimdi telefonu kapatıyorum, tamam mı? Ben arayacağım seni. Tamam başkanım, tamam. Teşekkür, Faha Başkan kardeşime teşekkür ediyorum. Ne demek başkanım, ara da ondan konuşalım biz.